Gittim elçi bey. Ya başın sağ olsun. İşte dedi, katletmişler. 1963 yılı da Amerika'dan dönmüştüm. Haydarpaşa Asker Hastanesi'nde cerrahi klinikte görev yapıyordum. Kıbrıs'taki cerrah arkadaş istifa edince benim bir günde tayinim çıktı. Hazin öykü böyle başladı. 2,5 ay sonra İlhan Binbaşı ailesini adaya getirmeye karar verdi. İşte burası o ev. Katliamın yaşandığı ev. Burası Kumsal Mahallesi, İrfan Bey Sokağı. İki nolu ev. O katliam bu evde yaşanmıştı. Kumsal'da, Ledra Palas'a çok yakın bir yerde, tek katlı, iki oda, geniş bir salon, mutfak, banyo. Evin bitişinde de ev sahibi, karı koca, çocukları yok. Onların da bir oda, bir salon, bir de tuvaletleri vardı, mutfakları. Orada otururlardı. Onu tutmamın sebebi, Kıbrıs'ta ben alaya gittiğim zaman eşime sahip olacaklardı. Çünkü onlar da Türktüler. Evet, Türklerdi. 1963 yılının Noel'inde adada yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçecekti. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını amaçlayan kanlı örgüt EOKA, Aralık ayında adadaki Türklere karşı akıl almaz bir katliama başladı. 18 Aralık'ta alaya gittim. 19-20 21. günü alayı terk edip Gönyeli'ye gittik. Alay gitti. Ben Volkswagen'i orada bıraktım. Personel taşıyan otobüse 50 yataklı hastanemi, yeteri kadar eşyasını yükledim. Tarlalardan Gönyeli'ye gittim. Ömrümde hiç otobüs kullanmamıştım. Ama götürebildim. Yatakları kurduk, hastaneyi faaliyete geçirdik. Sonra Kaymaklı'ya gittik. 35 tane yaralı olmuştu. 35 tane yaralı. Günler geçti. İçine bir kurt düştü. Ailesi ne durumdaydı acaba? Alay komutanına ailesini sordu. Peki benim ailem ne olacak dedim. Efendim dedi, Kıbrıslı mücahitler her türlü emniyeti aldılar. Bu sözler onu rahatlatmamıştı. Birkaç gün sonra o yıllarda alay komutanı olan Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Sağlam'ın tavırları onu daha çok korkuttu. Alay komutanı belki bizim hadiseyi duymuş, fenalık geçirdi, bayıldı. Hiç şey yok. Şoka girdi bir nevi. Dedim ki, albayım bizim çocuklardan ne haber? Dedi ki bir şey yok, bir şey yok dedi. Ama ben gidip görmek istiyorum. Hayır gidemezsin dedi. Dedim ki gideceğim, siz hataliniz götürürseniz iyi olur. Hayır dedi, öyleyse sen ambulansınla gel. Ben ambulansa bindim. Her şeyden habersiz yola çıkıldı. Eve gideceğiz. Şey dedi ki, alay komutan işte gelip de elçiliğe dönen Hasan Sağlam. Albayım, beni arkadan takip et ama söz ver eve uğramayacaksın. Bizim evin yanından geçiyor cadde. Ledra Palas'ın orada, hemen şeye gittik, elçiliğe. İlhan Binbaşı orada olan bitene de anlam veremedi. Elçiliğe gittim. Kapıyı her açan böyle yüzünü çeviriyor bilmem ne. Ben 18'inden 20'ye 10 gün ne yıkanmışım, ne tıraş olmuşum, üstüm toz başı. Dedim Süleyman Alan'a, ya bir jilet makinesi yok mu, bir tıraş olayım, bir de banyo yapayım dedim üstüm başım. Dedi ki elindeki silahları ver, tabancanı ve makineli şeyi. Ya neden dedim, öyle bir de banyo açık kalacak. Ya dedim niçin açık kalacak dedi. Bu acı haberi binbaşıya verme görevi Türkiye Büyükelçisi'ne düştü. Dediler ki elçi seni çağırır. Gittim elçi bey. Ya başın sağ olsun. Dedim ki siz de sağ olun, vatan sağ olun. Ne olmuş, kaçırmışlar mı, esir mi aldı, ne olmuş? İşte dedi katletmişler. Dedim sevindim. Ya kaçırsalardı. Ya o 10 aylık çocuğumu ileride büyütüp anas babas çoban yapsalardı, ya öbür oğullarımı hizmetkar yapsalardı daha mı iyiydi?
hanımın namusuyla oynasa daha mı iyiydi? Hissettikleri maalesef doğru çıkmıştı. Romilisler ailesini alçakça katletmişti. Bir şeyler hissettim zaten o gece, şöyle görmüştüm. Hanım beyaz bir Fransız şeyi vardı. Böyle çok güzel bir elbisesi, onu giymiş. Çocuklar da bahriyeli elbiseleri yaptırmıştım, onları giymiş. Şeyden, beş parmak dağlarından uçuyorlar Toroslara doğru. Küçük Hakan da dişiyle mi tutuyor fark eden, bir baktım üfürüyor, o da geliyor. İşte burası Kumsal Mahallesi'ndeki iki nolu ev, katliamın yapıldığı ev. Şimdi içeriye giriyoruz. Katiller işte bu banyonun kapısına geldiklerinde gördüğünüz gibi önce 3 kurşun sıkmışlar. Kurşun izleri bugün günümüzde hala bu kapıda gözüküyor. Küvetin hemen üstündeki duvara baktığımızda yine 3 kurşun izini görüyorsunuz. Küvetin ortasında ve altındaki kurşun izini görüyorsunuz. O fotoğrafın, o dehşet anlarının yaşandığı banyo burası. Rum milislerin kanlı baskınında 2 numaralı evden 3 kişi sağ çıktı. Ev sahibi Hasan Efendi ve kızıyla misafirliğe giden Ayşe Cankan. Mürüvvet Hanım, çocukları hep beraber oturduk. Hasan Efendi dışarıdaydı. Dışarıdan böyle içeriye girdi. Aman dedi, basıldık dedi. Taradılar böyle içerileri. Biz yaralı Işıl'ın ayağına, dizine geldi. Arkamdan birkaç yerden kurşun isabet etti. Kanlı baskında 2 yaşında olan Işıl Altıncıoğlu annesiyle yaralı kurtuldu ve o korkunç gecenin izlerini hep taşıdı. Yaşam tamamen değişti o olaydan, o geceden sonra. Benim mesela ayağım dizime isabet etti. Kesilme tehlikesi geçirdim. Daha sonraki tedavilerde ayağımda bir kısalık oldu. Mürüvvet İlhan ve 3 oğlu çareyi banyoya saklanmakta bulmuştu. Bakın, bu Murat, bu Kutsi, bu Hakan. Bak Murat'a kaymış kaşları, çok güzel çocuk, aşağıya kaymış. Ve annenin saçları. Murat'ı önden rahmetli edecek. Küçük de onların altında kalmış, boğulmuş. Onda hiç kurşun yarası yok. Kıbrıs'ın Türkiye ile bağlantısı kopmuştu. Dünya buradaki vahşetten habersizdi. İki İngiliz gazeteci ve Ömer Sami Coşar adlı Türk gazeteci bu kanlı baskının fotoğraflarını çekmeyi başarmıştı. Türk ve dünya basınında bu haberler yer alıyor ama dehşetin boyutunu kanıtlayacak o fotoğraflar adadan çıkartılamıyordu. Bunun çaresi birkaç gün içinde bulunacaktı. Binbaşı Nihat İlhan, canı gibi sevdiği ailesinin cenazelerini Türkiye'ye götürmeye karar verdi. Türkiye'den 2 uçak yaralıları ve cenazeleri almak için yola çıktı. Havaalanına geldik, o Rumlar ayakta, açın o bayrakları. Resim çekiyorlar. Dedim ki, arkadaş, dirisinden korkuyorsun, ölüsünün ne resmini çekeceksin? Sen şehit ettin. Ondan sonra orada hiç unutmam, bir yüzbaşı pilot piyade tüfeğinin namlusundan tuttu. Dipçiyle adama böyle bir vurdu. Adam kık düştü yere. Fotoğraf makinesini aldı. Tak vurdu yere. Kırdı. Öbürü kaçtı. Kaçma ki göresin. Ondan sonra ben de gittim. Ayağımla bir tane vurdum. Cibiliyetsiz herifler dedim. Yaptığınız yetmiyor. Bir de fotoğraflayacak mısınız dedim. İlk uçak içinde cenazelerle Türkiye'ye doğru havalandı. Ve bir şeye şahit oldum. Şehitler ne morarıyor, ne katılaşıyor. Elazığ'a götürdüm aynı gün, cumartesi 28'inde uçakta kanıyordu. Yaralarına pansuman koyduk. İkinci uçaktaki 35 yaralı arasında biri vardı ki ona çok özel bir görev verilmişti. Bu kişi Kıbrıs mücahitlerinden Vural Türkmen'di. Yaralılar terk edeceklerinde doktorlar bana dedi ki, sana dedi görev vereceğiz. Dünyanın görmesi lazım bu resimleri. Bunu senin üzerine gizleyip Ankara'ya göndereceğiz. Var mısın? Tabiiyetiyle varız dedim. Vural Türkmen sadece ağzından yaralanmıştı. Yürüyebilecek durumdaydı. Bu alçıyı size ayakta yaptılar. Ayakta yaptılar. Ayakta. İşte şu bölgenizden böyle, hayır, omuz buradan. Evet. Belden aşağıya kadar. Şuraya kadar. Şu belde. Tamam.
Geri geri sarkıyor. Ve tam göğsünüzün ortasında. Göğsüne ve arkaya da. İki ve taraf. Arka. Arkada da zarflar konuldu. Biz orada muazzam bir kalabalık karşıladık. Sayın Rahmet'i İyonu'yu ziyaretimize geldi. Büyüklerimiz geldi. Geçmiş olsun. Kıbrıs'ta Türklere yönelik katliam bu fotoğrafla dünyaya duyuruldu. Katliamın belgelenmesiyle Türkiye'nin eli güçlendi. Türk Birliği karargahından çıkmış, artık Türk kesimini koruyordu. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uçuyordu. O tek kare siyah beyaz fotoğraf Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini hazırlayan süreçte önemli bir kilometre taşı oldu. Kumsal Mahallesi'nde kanlı olayın yaşandığı iki numaralı evin önünde ise yıllar sonra bir anıt yapıldı. Burası artık barbarlık müzesi olarak tarihe tanıklık edecekti. Nurvet İlhan ve çocuklarından geriye kalan bornozları görüyorsunuz. Havlu, saç parçası ve dişler ve üç tane bebenin ayakkabıları, çorapları. Yaşadığı büyük acısının hatırası hep canlı kaldı. Eşi ve çocuklarının tabutlarını saran Türk bayraklarını gözü gibi sakladı. Bak en büyüğü şu galiba, bu Hürmet'in. Artık orada tamamen tabutu sarttım. Bunu evet. Rumlar çok istediler. Açın, örtün. İşte bu. İşte bu da şey. Yani en ufak oğlunuzun ki. Evet. Evinin bahçesine kendi elleriyle diktiği ağaçların her birinin bir anlamı var. Şu önümüzdeki ağaç, Şam evet. ağaçları. Mürvet İlhan, Mürvet Hanım. Murat İlhan, Kutsi İlhan, Hakan İlhan. Garajda bulunan bu 63 model Volkswagen'ı da o günlerin anısına sakladı. Daha şey etmemiş. Kucağımda çocuğu gezdirdiğim araba. Şuraya oturtururdum, gezdirirdim. O mutlu aile bu arabada dolaşırdı ama... Evet, kısmet olmadı işte. Daha sonra, bu olaydan sonra hiç Kıbrıs'a gittiniz mi? Hayır. Bir daha hiç adı... Hayır, atmadınız. Çok çağırdılar. Beraber. Barış Harekatı'nın yıl dönümlerine. Gitmedim. Hep kendi kendine sordu, bu canlara nasıl kıydılar diye. Hiçbir zaman yanıt alamadı. Ama 80 yılın ağırlığını taşıyan yüreği tek gerçeğe kilitlenmişti. Siyah beyaz bir fotoğraf bir toplumun kaderini değiştirmişti. Bir başka...